çok da hakim olmadığın bir takım kızların da olduğu bir arkadaş grubuyla sensiz tatile gidebilir mi? Ben öldüm mü? Dünya nereye gideceğim? Ben öldüm mü? Benim kolum var, bacağım var. Ben nereye gitmiyorum? Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre. Taksim Grand Pera'da yepyeni bir ilişki testi bölümüyle, rekor katılımla, alkışlarla başlıyoruz. Bugün balkonlara kadar doluyuz. 4 kişi var balkonlarda. Ne var lan? Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Sevgili Buğra, sevgili Elif. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Kaç zamanlık bir ilişki Elif? 3,5. 3,5. Nerede tanıştınız? Azıcık daha da yüksek ses rica ediyoruz. Ben Buğra'ya DM'den yürüdüm. DM'den? Evet. Instagram? Evet. Nasıl yürüdün? Ne yazdın? Aslında merhaba yazdım sadece. Ben direkt gördüm, her yerden takip ettim ya. Twitter, evet. Instagram, başka LinkedIn, hani her şeyden. Bam'dan girdi böyle falan. Bam gün ben ilerledim yani. Ya benim için sorun yoktu zaten. Hani hobilerimiz uyuşuyor gibi görünüyordu. Tipini çok beğenmiştim zaten. Dolayısıyla ama şöyle bir şey oldu. Ya adamın gülüşe bak. Benim beğenmiş. İlk buluştuğunuzda nereye gittiniz? Sinemaya. Sinemaya? Çok yanlış. Hangi film? Warcraft. Ya o da Buğra'nın suçu değil. Hiç kahve içmeden direkt sinemaya mı girdiniz? Yemek yedik ya. Yemek yedik. Tamam. Konuştuk. Zaten hani bir etkinlik için buluşalım dedik. Orada da şey vardı, hani o dönem güzel bir film yoktu. Warcraft var, ben sevmem ama istersen ona gidelim dedim. Burada olur dedi direkt zaten. Ama biraz yanlış bir seçim yani. Girdiniz filme, ilk buluşmada, sinemadasınız. İçeride konuştunuz mu fıstır fıstır? Biraz yani mesela şey. Dışarıda soracağın soruları orada sordun mu yani? İşte en son ilişkin ne zamandı? Yok. Ha, konuşmadık ya, filmi izledik yani. Evet. Filmi izledik, çıkışta? Çıkışta da konuştuk. Konuştuk biraz. Ondan sonra evlere. O gün el tutuşma oldu mu? Yok. Yok, olmadı. O gün tutuşma. Kaçıncı da oldu? 4. buluşmada falan. El tutuşma. Ama biz her gün buluştuk ondan sonra. Evet. Her aslında gün 4. gün. Evet. El tutuştunuz 4. gün. Öpüşme oldu mu? Yok. Yok. Bir haftanın sonunda. Biz bir hafta sonra çıkmaya başladık. Yani 7 gün o da. Evet, her gün buluştuğunuza göre. Evet. Aynen. Tam 7 günde tamamladık. Toparladık. Aynen. Kim kim öptü? Ben öptüm. Aynen. Öyledir. Ben de tam hatırlayamıyorum gerçekten. Öyledir ama yani. Ben öptüm. Kim kimin elini tuttu? Ben. O Buğra tuttu, evet. Valla. Hep ben diye gelecek bu cevaplar abi. Güzel güzel. Kuzum, ilk buluşmada gıcık olduğun bir hali tavrı oldu mu? Oldu tabii ya. Kafasında ekmek kırıntısı vardı. Hayır, orada... Hoş geldin Hansel Gretel. Evimi bulmaya çalışıyordun. Çok açtım ya. Hayatımda bu kadar bakımsız bir ilk buluşma ilk defa görüyorum. Benim nelerim var ama yani altıma eşemişim bu kadar kötü değil. Sana söylüyorum. Evet. Orada bitmiyor bu arada. Ben dedim ki kafanda ekmek kırıntısı var, alayım dedim. Nasıl var diye bana kızmaya başladı. Bayağı böyle nasıl var, nasıl olur? Tam nerede ben duruyordu? Ben yapmışım gibi. Ekmek kırıntısı nerede duruyordu? Şurada bir yerde duruyordu, bayağı görünür bir yerde. Saçta. Tabii. Kocaman böyle hani ekmek var yani. O biraz hani kırıntı demek ayıp oldu. Tam ekmek yalan mi vardı? Yalan gibi. Mesela içinde tavuk var mıydı? Önce onu soruyor. Yoktu. Salçalı bir şey vardı ama. Salçalı mı? Şey, o sen bu nedir? Bana niye kızıyor, ben çok anlamadım. Çok kötü. Ama saçında salçalı ekmekle ilk buluşmaya gidemezsin yani. Kusura bakma. Sokağa çıkamazsın böyle, bırak buluşmayı. Abi kimse de söylemiyor ya, evden çıkarım annem falan da söylemiyor, ne bileyim. Annenin yani de vardır belki saçında, baktın mı? Belki ailece böylesiniz yani. Babasının şurada kabak olabilir yani hayat. 3,5 yıllık ilişkide ilişkinin dokunmatiği kim? Kim daha muç? Benimdir ya. Öyle mi? Tabii. Ya ben sürekli sevdiğimi falan söylerim. Gıdıklarım. Mıçmıçtan kastımız bu değil ama yani. Ha, yani... Araba kullanırken kulağıma dokunuyor bazen. Sakalına, sakalın arasına elimi sokarım. Çok rahatsız edici. Belki ekmek arıyordur orada, belli olmaz. Anneler babalar tanıştı mı? Birbirleriyle değil, henüz değil. Tamam, sen peki onun annesiyle babasıyla? Tanıştık. Nasıl aranız? İyi, bayağı hani muhabbetimiz iyidir. Babası çok komik bir insan. Vallahi? Aşırı eğlenceli bir insan yani. Her seferinde bayağı gülüyorum gittiğimde. Nasıl hitap ediyor sana? Buğra. Hitap etmiyor genellikle. Bir şey kullanmıyor daha hani. Maksimum Buğra diyor. Çağırken. Ha, anladım. Daha herhangi bir şey söylemedi. Sen diye konuşuyor genellikle. Bunu yapmıyor ama. Anne?
Anne de öyle. İtham etmiyorlar. Tam böyle bir şey yok hani. Evlenmenizi bekliyorlar mı? Yani şöyle, hani evlenin diye bir darlama yok. Benimkiler evlenme diyor bana genel olarak. Buğra'dan bağlantısız. Yani ne diyorlar? Anneannem falan hani evlenmene gerek yok diyorlar. Anneanneye bak! İlerici anneanne ya, o bir imza siktir et ya. 91 yaşında belediyenin önünde ne alacak yani evlenince? Takıl yavrum, takıl ya. Sen takıl. Ama yani tabii Buğra'yı çok seviyorlar. Yani Buğra'yla olsam sevinirler. Evlensek sevinirler. Anneanneni tanıştırsana beni ya. Anneannemi herkes çok sever. Vallahi, ya. Herkes çok, çok sever. Çok belli canım zaten. Çok tatlı kadındır. Türkiye anneannenin peşinden gitmeli. Öyle bir kadın yani. Vallahi billahi. Benim arkadaşlarım falan da tanışanlar çok severler yani. Adı ne? Emine. Emine. Ellerinden öperiz. Emine Hanım. İzletin ha bölümü. Tamam izletirim. Vallahi. İzletirim. Çok da kimse evlenmeyecek. Emine ikimiz halledeceğiz bu işi. Türkiye'yi boşaltacağız. Var mısın Emine? Senle ben ikimiz. Beraber bir YouTube projesine var mısın? Ben burada sana teklif ederim. Kabul edersen beraber çekelim. Oh ne güzel. Sen tanıştın mı anne babayla? Evet. Nasıllar? Çok tatlılar. Parlıyorlar. Peki sen anneannenin bu fikrini onlarla paylaştın mı? Yok. Ama anneannem buraya... Buraya gelin buraya. Ben çocuğunuzu oyalıyorum. Yaşlar kaç? 30 ve? 28. 28. İlk ilişkileriniz değil. Değil. Tamam. Daha önce hiç uzun ilişkin oldu mu kuzum? Oldu. Kaç senelik? 9 ve 1,5. 9? Evet. 6 yaşında mıydın başladığınızda? Yani lise ve üniversite boyunca. Vallahi ya. Alt yapıdan evet. Böyle. Sonra 1,5. Sonra bir 1,5 senelik daha. Sonra Buğra. Sonra Buğra. Senin hocam? Benim bir tane daha 3 senelik ilişkim oldu. Tamam. O kadar. En azından öyle. Peki bu ilişkiler, şu anki ilişkiniz herhangi bir yerinde konuşuldu mu? Yani ben anlattım. Çok anlatmadım ama. Yani onunkini daha çok sorguladım ben. Yani şöyle, merak edip de sormadıysak da hani konu oraya geldiyse. Tamam. Konuşulmuştur yani. Şu an mesela ne yaptıklarını biliyor musunuz onların? Ben biliyorum. Onunkileri. Onunkini biliyor. Vallahi. Seninki? Yok bilmiyorum. Ben onunkini bilmiyorum. Stalkluyor musun? Tabii. Yani arada bir bakıyorum. Ne? Harbi mi? Arada bir bakarım. Allah. Ne yapıyormuş? Ne yapıyor? Şimdi bir tanesi evlendi. Hadi gözün aydın, kafan rahat. Ömür... Everdik abi. Ömür, ben tanıştırdım zaten abi, ön ayak oldum. İlişkinin kıskancı kim? Ben. Vallahi. Hı-hı. Nasıl anlıyoruz bunu biz? Genellikle arkadaşlarıyla buluştuğumda şey yaparım hep. Kim o? Yani kesinsiz bir kim o darlamam vardır. Hani çünkü tanımıyorum diyor işte ben işte Ahmet'le oturuyorum. Ahmet kim? Yani öğrenmek istiyorum ama şeyden buraya kadar çok değil. Normal bu arada. Tabii evet. Ki yani. Hayır. Ahmet kim? Değil mi? O değil kim? Çünkü diyor. Mesela diyorum hani yani liseden arkadaşım diyorum. Ondan sonra Allah Allah biz niye hiç görmedik? Niye hiç duymadık? Ama ne hiç duymadım ben? Yani. Niye ben Ahmet'ten 15 bahsettim? Yıldır Ahmet yokmuş hayatımda. Şimdi Ahmet var ve kahve içiliyor Ahmet'le. Niye Ahmet'le kahve içiliyor? Göt Ahmet! Ama mesela kimolar bitmiyor hani. Yani anlatıyorum üniversiteden çocuk da karşımda. Hani ne diyeyim yani. Çocuk işte şu yaşında falan filan mı diyeyim? Hani çocuğumu anlatayım. Ya ben bir ayıp minik bir özgeçmiş istiyorum yani sadece. Hani kim bu adam? Ahmet kaç yılında hangi şehirde doğdu? Bana onları söylesin. Ahmet'in babası ne iş yapıyor? Abi çünkü hiç yani Instagram DM'leri, Instagram'ı bende açık oluyor bazen. Yani oradan dolayı yani Instagram DM'leri insanı çıldırtıyor ya. Ben hiç böyle değildim. Hiç alakam yoktu. Ama sen de DM'den tanışmışsın. Evet. Sen istiyorsun ki son DM'si senle evet. Olsun. Çok güzel olmaz. Çok tatlı da böyle evet böyle istiyorum. 9 yıllık ilişkin kuzum seni arıyor. Diyor ki hastanedeyim ben. Çok yakın senin eve. Refakatçi lazım. Ne yazarsın? Yazmış sana WhatsApp'ta. Cevaben ne yazarsın? Hani bokunda boğul. Hadi bakalım. Hayır hani diğer herkes öldü mü? Bütün tanıdıkları. Onu sorarım. Aramış. Herkes meşgul atmış. Böyle duruyor serumla. Yani şey yaparım maksimum. Son bir seni aramış. Maksimum ortak arkadaşımızı ararım gitmesi için. Maksimum bunu yaparım. Hocam eski sevgilin aradı. Karakoldayım gel beni al dedi. 3 yıllık olan. Gider alır mısın? Yok. Ne cevap yazarsın? Cevap yazmam büyük ihtimalle. Ha görüldü atarsın. Ha. Uğraşmam yani. Normal günde de uğraşmam bu arada sevdiğim insanlar için o yüzden. Çok problem yok. Sen sevdiğin insanlar için emek sarf etmezsin. Çok. Bu ilişkide senin emeğin yüzde kaçtır? Var bayağı var. Bayağı var. Mesela ne varmış? Yani. Var. Ya böyle sen... söyleyince tabii.
Düşününce çok... Bu kız için en çok ne yaptın? Ne yaptın? Yani mesela ben normalde benim işime destek olsun diye şu anda benim grubumda gitar çalacak Buğra. Hani grubum çok, derken? Bir tane grup var yeni kurduğumuz. Adı ne? Ya daha adı hani söyleyeyim tamam ama Rockane diye. Rockane? Evet. Tamam sen vokal misin? Evet ben vokalim. Anam evet. Ne söylüyorsun? Yani o grupta metal yapıyoruz. Metal? Hı-hı. Mırıldanmak istediğin bir şarkı var mı? Metal müzik mırıldanmayayım da başka bir şey mırıldanırım. Herhalde canım. Şimdi mi mırıldanırım? Tabii. Seek and die durduk yere. Hepimiz ne oluyor kadının içinden ne çıktı diye. Tövbe estağfurullah değil mi herkes burada? Çocuğuyla gelen var kaçarlar. Metal güzeldir ama yerinde güzeldir metal müzik. Ay sıçayım yorumuma. Evet. Söylerim. Tamam. Seç bir tane bir şey mırıldan. Dinleriz değil mi? Evet. Hadi bakalım. You're the fishy wind that will give me a headache in the morning, or just a dark blue lemon that will explode without a decent warning. Give me all your true hate and I'll translate it in a bad into never seeing passion, never seeing passion. That is why I am so mad about you, mad about you. Ne oluyor? Düet yaptık. Ben bir de şimdi İngilizcesi az olanlar bu tip şarkılarda anlamaya çalışıyor tamam mı? Translate dedi, peşin dedi, hepsi cebimde onların benim. Hep baktım ne anlatmaya çalışıyor diye ama son tarihte gene bir bok anlamadım. Olsun ama bayağı uğraştım. Ağzına sağlık ya. Afiyet olsun. Çok güzeldi değil mi? Vay anasını. Bir de böyle İngiliz aksanıyla söylüyor yani. Mesela patient demiyorsun da bizim gibi peşa. Böyle şey yapıyor. Translate falan yapıyor söylerken. Biz de dümdüz söylüyoruz yani. Translate. Hepsi duyulacak o harflerin yani. Rahat edemiyoruz yani değil mi biz o zaman? Patient. Bilelim yani hepsini orada. Senin İngilizcen çok iyiymiş. Okey. Vallahi ikna aldık ha. All right. Definitely, certainly. Vallahi ikna olduk. Sevgili ilişki testi izleyenleri, size bir faydamız var. Beleşçiler, yaklaşın. Kodunuz Mesut 50. İlk ders ücretsiz, sonraki dersler %50 indirimli. Mesut, yok. Mesut 50 değil lan. 50 Mesut. Dur. Onu oraya koyar bizim öğretmen. Kodumuz 50 Mesut. Gerisi deminki söylediklerim. İşte ikisini de yaz. En fazla bir kere hata verir. Siktir, bir daha yaz ya. Oğlum en bedava ev indirip kazanacak bir kere daha error versin. Ne var yani? Ayrıca Cambly Kids uygulaması var. Ana dili İngilizce olan öğretmenlerle 4 ile 15 yaş arası çocuklarınız konuşabiliyor. Hello. Hi. Olay bundan sonra kopuyor zaten. Biraz çünkü yani konsantrasyonumu yukarı çekmem tamam, lazım. Zorlanıyorum çünkü yani anladın mı? Your relationship very well. Thank you. I think that 3 years and 6 months ago you were started. Yep. Akıyor fena değil. Ben de kullanacağım kids'i. 38 yaşındayım. Cambly Kids'i kullanacağım. Veletlerin arasında. Sen kaç yaptın? Will you married? No. Not yet. Not yet. Uh-huh. Why? Because your grandmother... anane mada... said that no. Takılın demiş anane. Is that true? Yeah, in fact, he didn't propose... He. Anneannen he mi? You. No, him. You. Uh-huh. He. O da me diyor. Allah'ım! Yanıyor İngilizce şu an. That's right. Campbell, yardım et. You diyorum, öyle yapıyorum. Me. Yeah, he didn't propose properly. Açık daha yüksek ama. He didn't propose properly. Bunu böyle ilan etmem. Oraya bakıp sadece yani konuştum. Oraya anlat. Şey propose properly dedi. Ben anlamadım. Onlar anlar. Anlat. Aha. So that's why we haven't married yet. Okay. Şimdi anlayalım. Propose.
Yeah. Ne demek? Teklif etmek, evlenmek. Çok teklif basit. Etmek. Properly? Düzgünce. Ha. İnsan gibi. Yeah, yeah. Şey. Like a human. Yani şey hani yüz. Now like an animal. But. The last one. Is he sexy? Yeah, I find him very sexy. When? Ulan sert soru sordu bana İngilizce. Hoşuma da gitti. Hangi zamanlarda seksi buluyorsun anlamında? Gerektiği zamanlarda. Gerektiği zaman. Must. Must or should. Yani gerektiği zamanlarda buluyorum. İngilizce, hani İngilizce. Ya her zaman bulamam. Hayda. Bu adam şimdi seksi ya. Aha. Allah Allah. Bana onu çok şık bulduğun bir anı anlat. Ne giyince bu adam şık oluyor? Which clothes? Ya, is he wear being sexy? Tamam. Yoruldum ya. I'm tight in English, but in Turkish, oh. Yeah, him being casual is enough for me. Casual enough? Yeah. Now? Yeah. Not casual now, please. No, him being casual. Allah çok güzel oluyor. Devam edeyim lan böyle bir saatte. Valla bana bir yer. 8 kelimeyi çevirip kullanayım ben, evet. No, in casual clothes, I like him. Tamam, nokta orada. Yeah. Senin de İngilizcen bitiyor kuzu baralarda, ben sana diyeyim. Ya şimdi şöyle, zart diye olunca normalde bitmez de. Tabii canım. Ha yani. Ana dilin gibi, şimdi unuttun yani, normal. Öyle işte. Sen de yaz. 50 Mesut yaz tamam. Cambly'e. Tamam. Çıkmazsa Mesut 50 yaz, birinden biri kesin çıkar. Serdar ol. Arkadaşlar, yalnız kaldığınızda birbirinize aşk sözcükleri söyler misiniz? Evet. Evet. Ne dersin ona, kuzum? Ben hayatım diyorum genellikle. Hayatım. Yani ben de sıradan için. Şeyler. Düz, yaratıcı. Ne mesela? İşte hayatım, babe, bığra. Evet. Bığra. Bığra. O topa gireceksek ben de Osman diyorum arada. Ay evet, Osman. Osman mı diyor? Neden? Evet. Sevgi sözcüğü. İkimizin babasının ismi de Osman olduğu için. Hayır, sebebi dedim kendisinden ki, saçma oldu yani, öyle söyleyeyim. Benim de ismim Osman. Osman demen saçma, sebep daha saçma. Ama bir sebebi babam daha var. Babam var Osman, babam var Osman. Ne diyeceğiz sana? Bir diğer sebebi de bir önceki işinden ayrılmadan önce onun masasına yeni gelecek işin isminin de Osman olmasıydı. Dedim yani bu kadar da tesadüf olamaz, senin ismin Osman olmalı dedim. Şöyle, ben işte iş yerinden ayrılacakken benim yerime gelecek kişinin kartı nedense çok önceden masama konulmuştu. Hani daha gitmemişim yani. Masamda Osman yazıyordu. Buğra da Osman diye kaydetti, Osman dedi birkaç ay. Çok komikti. Buğra kendi göndermiş olabilir o kartı, belli olmaz. Olabilir. Peki, telefonunda ne olarak kayıtlı? İşte Osman'dı ama değiştirdi. Evet, yani, şu an? Elif'im. Ha, o sende? Bığra. Bığra. Evet, bir de yanında emoji var. Neymiş emoji? Aynen. Bok. Bok. Bende kalp vardı. Ama gülen bok. Gülen bok mu? Tüküreyim böyle emojiye. Evlenme teklifi oldu mu? Oldu abi, birkaç kez. Birkaç kez? Birkaç kez. İlkini anlat bakayım. Böyle tatildeydik. Dedim hadi evlenelim. Dedi olur. Ama ondan sonra hiçbir şey yapmadık ikimiz de bu konuyla ilgili. Bu olay olalı da 8 sene oluyor. Yani sen şimdi evlenin dedi, olur dedi. Sonra adı koymamış ikinizde konuyu kapattınız mı? Ama yok, ben şey yaptım, bir ara ciddiye aldım falan, hani şeylere bakmaya başladım da hani doğru düzgün bir evlenme teklifi etmedin dedi bana. Hani onu saymıyorum dedi. Doğru düzgün bir evlenme teklifi bekliyorum dedi. Haklıydı ama ben niye de etmedim. Birkaç kez normal böyle hani ben bunu istiyorum diye belirtmek için hani evlenme teklifi ettim. Sallamıyor artık. Alıştı galiba, bilmiyorum. Burada ilk başta evet dedim mi? Dedin. Dedim mi? Hı-hı. Olur dedin, daha doğrusu evet demedim. Yani böyle basit bir basit demeyeyim de sade bir evlenme teklifiydi yani. Yüzük yok, bir şey ya, sadece yok. Sadece soru sordum yani. Yüzük de yok. Tabii evet. Yok. Hocam kafamızda çözemeyiz bunu yani sadece. Ortada yüzük yok, bir şey yok. Birkaç kredi borcundan dolayı yüzük alamadım. Ananın aklı, evlenme kız, takıl, boşver. Aferin Emine. Ne kazandığını bilir misin? Biliyorum. Ne güzel, sen ne oldun hocam? Biliyorum. Paralar kimde toplanır? İkimiz de şey yapıyoruz hani, elimizi İkimiz taşın altına koyuyoruz. İkimiz de harcarız ya, deli evet. Gibi harcarız. Öyle mi? Çok evet. Evet. İlişkinin pintisi yok. Yok, yani bizde keşke hiç... Olsun. Keşke olsa evet.
Bir kişi gerekiyor bize yani öyle. Tabii ya, birikmiş var mı? Bunu hiç öğrenemedik abi ya. Evet, hani vallahi para biriktirme şey yapma. Anneler de babalar demiyor mu azıcık kenara atın, azıcık kenara atın? Çok dediler bana, yıllardır dediler. Baktılar ondan sonra olmuyor. Artık şey yapmıyorlar, sallamıyorlar beni. Bir video seriniz var. Base 42 idi şimdi, Post 42. Evet. Çok iyi gidiyor, milyonlarca izleniyor. Evet. Ha, ne yani güzel. Çok, sağ olsunlar, izliyorlar. Ama işte... Yok yani para böyle. Abi borç alacaksan yok yani, tamam. Milyonlarca izleniyorsa bana kadar biz harcıyoruz. Sana veremeyiz ya. Senden habersiz, senin babandan borç aldı. Bozulur musun? Yok. Neden bozulayım? Anlamadım. Soruma mı laf sokuyorsun şu an? Hayır, şey bu öyle, ne saçma yani... soru, niye bozulayım ya? Aynen. Haberin yok, 20 bin lira almış. Bir sene önce. Ama neden haberim yok? Onu tabii bir şey yaparım. Ha, dememiş sana hiç. Çekilmiş. Evet. Yani herhalde benden gizli, babamla ne yapabilirler? Tamam, kapa. Yetiyor şu an sen bana ya. Kapa. Yani çok garip gelir herhalde. Bozulmak değil de çok garip gelir ve öğrenmek isterim. Senden gizli, annenden bilezik almış 5 tane. Annemin haberi var. Ben başka bir soru sordum galiba. Zaten de annenin de haberi yoksa... Evet, çok hırsızlık. Bambaşka bir... Programa devam edemiyoruz. Evet, doğru. Bu bir hırsızlık, bu bir gasp. Doğru. Annenin kolu mosmor. Ne diyorsun buna? Süper. Hiç kızmam. Soru, yani böyle sormuş olabilir miyim? Anneni bir tokatlamış yerde. Hayır. Annenin haberi var. Vermiş. Problem yok. Ha, yani anladım. Zaten söylememiş sana da. Ya, evet, olay şeye geliyor hani. Niye söylemedi? Hani... Takacağım bilezik ama bu. Ha, takacağım mı? Galiba. O zaman tamam. Söyledi şimdi. İçini takıyor. Anladım. Bozulmaz. Yani, iyi, yok, güzel. Bozulmaz. Para konusunu açmışsınız ama. Hiç evet, şey, şey yok yani. Yok ki paramız. Paramız yok ki. Konuyu aşamadık. Yok çünkü paramız yok. Hanımlar, beyler. Ben Deniz Mesut Süre. Taksim Grand Pera'da ilişki testi alkışlarla devam ediyor. Yavrum benim. La la la. La 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 la. La la la. Hep beraber yapalım mı üç deyince? Bir, iki, üç. La la la. La la la. La la la. Elif, sence Buğra dünyanın en yakışıklı adamı mı? Dünyanın en yakışıklı adamı değil ama bence çok yakışıklı. Evet, bir albenisi var. Evet, var. Sempatisi var yani. Var, var. O da olmasa zaten zulüm yani. Oradan kurtarıyor. Bazı insan oradan da kurtaramıyor da bazısı kurtarıyor. Annem de öyle diyor abi falan. Ben senin annen miyim ya? Ben de seni çok seviyorum, anne kadar olmasa da. Kuzum, daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Ya benim yok ama kendisi saçsızlığını çok dert ediyor. Saçsızlığını? Saçsızlığı. Öyle mi yapıyorum? Saçsızlığı. Ne diyor mesela saçsızlığıyla ilgili sana? Kel, yani... Evet, söyle söyle. Yani şimdi bence yani... Söyle. Kel değil yani de hani kendisi çok seyrek buluyor saçlarını. Seyrek, biraz daha çıkarsa seyrek olur saçları yani, öyle söyleyeyim. Hayır, bunda ne var canım? Yani... Hayır. Bir şey olmaz oğlum. Saç bu, elinde değil adamın yani. Bu olur. Ama seyreğin de altında şu an yani. Yani kelli felli adam diyelim. Hani diyelim. O kelli ama. Evet. Yani bence bir sıkıntı yok. Ben memnunum. Beğeniyorum da hatta yani. Kaşı kaş gözü göz mü kızım? Evet evet. Bak bakayım yüzüne kaç veriyorsun onun üzerinden? 10. 10. Şaşırıyorum. Sen 100 görmemişsin. Sen mi söylüyorsun? Ben... 10 ne 10? Rica ederim. Bakmadı on. Bile yani. Ya, biliyorum ezbere. Ezbere. Anam. Oh. Peki kası var mı? Cevap başka bir yerden geldi ama ben sana soruyorum. Yani, kası var mı? Bacak kası var. O yürümek için hepimizde var, o normal. O yani şimdi dikeldik ya insanoğlu olarak. Sürekli yere bastığımız için bir kas oluştu. Ya ben yürümedik de demeyiz. Çok kasında değilim ya. Hani yok ama yani... İster miydin? Bir kasa dokunayım, bir kas öpeyim. İster miydin? Öyle bir şeyim yok yani. Öyle bir çekici bulduğum bir şey değil o ya kadar da. Ya bırak ya. Yani burada olacaksa olsun, olmayacaksa da çok da sorun değil yani. Olsa peki bir gün geldi böyle six pack. Bilmiyorum ki hani, hayal edemedim şu an. Kız o kası bilmiyor kız. Mesut Bey, gözümün önüne gelmiyor yani. Unutturduk ya. Görmediğim bir şey çünkü benim. Geldi böyle, inanamadık biz de böyle. Üçgen vücut olmuş. Kafası böyle limon gibi kalmış, tamam mı? Ya bilmiyorum, gerçekten hayal edemedim yani adamda. Hakikaten ama mi? Yani şey, çok büyük bir fark olmaz yani. Hani çok şimdi aşırı beğendim de demin şeydi. Ha, anladım. Olmaz.
Anladım. Güzel, tamam. Sen bayağı aslında gönül gözünle bakıyorsun, evet, bu adama yani. Evet, yani çok zeki buluyorum zaten, çok komik. Bana onlar yetiyor yani. Ha, anladım. Tipte bir numara yok, zekiliğiyle. Hayır, yani şu tiple bile çıkıyorum çünkü çok zeki anlamında. Yok canım, ben yürüdüm DM'den. Tipini beğenim. Ben acayip, acayip yakıştı adam ya. Evet. Ha, çok teşekkür ederim. Böyle konuştukça albenisi var. Vallahi evliliği. Evet, evet. Değil mi? Neler oluyor şu an? Hiç bu kadar övülmedi. Onun, masayı devirsin. Sana şöyle söyleyeyim, adamın kusuru yok ya, öyle bir şey yani. Evet. Bacağında kas var bir kere. Kimde var ki bacakta kas? Hocam dünyanın en güzel kadını Elif. Bence öyle. Yani ben çok beğeniyorum. Tamam. Ki şeyde neydi ona, DM'den evet o yürüdü ama hani ben zaten o yürüyene kadar bütün hesaplarını takip ettiğim için hani zaten orada kanıtladım. Bakış açma. Tamam. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Ama geçiştirmeyelim soruyu. Evet, bence de çok güzel. Yani ben hep şey istiyorum, saç rengini kızıl bırakmasını istiyorum. Onun dışında hani o mor kötü bir renk değil de yani kızılı çok beğendiğim için, yoksa onun dışında bir yani fiziki özelliği yok değiştirmek istediğim açıkçası. Öyle mi? Aha. 10 üzerinden 10. Ya bence öyle. Bak bakalım, kaşı kaş gözü göz mü? Kesinlikle. Şaşır böyle değil mi? Geldi bir gün. Üçgen vücut. Onun da kafası limon gibi. İkiniz de küçücük kafalarla. Böyle kask takmışsınız, durmuyor kask, böyle düşüyor. Hemen nargileye gideceğiz abi. Hakikaten. Geldi yani, böyle vücutlu bir kadın olmuş. Yani normalde beğenmem açık konuşmak gerekirse. Aşırı kaslı olmasını insanların da. Okey, ne yapalım yani, öyle istediyse öyledir. Sizde böyle çift olarak dünyaları yesek de olur. Evet, bizim hali var mı? Var. Mesela gece mantı yiyelim yatalım. Çok. Mantısız uyuyamayız. Böyle bir şey var mı? Dün yedik. Karabasan. Dün mü yediniz? Evet. Dün gece. Evet. Kaçta yediniz de mantı? 3. 7. Ay yo, hayır. Sen 7 de hayır. 7 de ben yedim. Akşam 7. Gece 7. Gece. Gece 7. Ya sabah oldu artık. Ya uyumadan önce. 07. Sabah 7, evet. Ha ya, yani sabah karşı yedim. Biz yeriz. Oğlum gece 7 o mudur yani? O gece midir? İnsanlar 6.30'da kalkıp işe gidiyorlar yani. Doğru. O değil. 07 yani. Doğru. Siz gece yaşıyorsunuz o zaman. Yani sabah alıyorsunuz. Evet, evet, genellikle öyle bir olay. Sen sabah 7'de mantı mı yedin? Mantı değil ya, dün ne yedik? Sandviç. Sandviç yedik. Neyle? Sosisliydi benimki. Seninki garip. Ben 2 tane yedim. 2 tane? Evet. Sabah 7'sinde? Yok, 3'te ben. 3'te yedim. Ha, uyuyordum sabah 7'de ben. Ha tamam. Kaçta yattın? 5. Evet, öyle bir evet, şey. Peki böyle karabasan falan gelmiyor mu gece yiyip yatınca? Yok abi, onları çoktan açtık ya. Karabasan da ne gideceğim, bu zaten alışık ya. Karabasanı da yedik. Onları 90'dan çıkmış sonra üstüne böyle de etkilenmiyor. Kalk lan artık. En son 90 kiloydum öyle şeyleri gördüğümde, öyle diyeyim yani. Öyle mi? Tabii. Anladım. Çok zaman geçti. Hiç demiyorsunuz mu mesela arada bir şu diyete başlayalım, bu diyete başlayalım diyoruz, gibi diyoruz. Kararlar? Diyor. Diyorum, ben diyorum. Bu arada acayip sana yakışıyor. Bence çok bir kilo bile vermemelisin, onu söyleyeyim. Bir de zayıf halini görmek lazım. Gördün mü sen hiç? Evet. Ha. Evet. Kaçtın? 62, 60 civarlarında ben güzel oluyorum. Öyle mi? Evet. Herkesin aklında bir soru. Herkesin aklında bir merak. Sorsam ayıp, sormasam gönül razı değil. Söyler bu arada ya. Niye? Kilo. Değil mi ya yani? Herkes diyor ki abi çok ayıp da ne olur sor ya. Yani ayıp, biz yazarız altına bok gibi soru ama biz çok istiyoruz sormayı. Söylerim yani de hani. Hiç şey yapmasın. Şey, sorun değil, söylerim. Yok abi. Söyle kurtul. Bizim program asla bir program değil. Ne olacak canım? Fazla yani, radyo frekansı gibi kilom var. Radyo frekansı mı? 94.5. Yok, 72. 72. Tamam, evet. Ne varmış, hiçbir şey yok. Sorun yok yani. De yok. Ben şey hani işte insülin direnci başlangıcı falan demişti doktor. Hani bunlarla ona el alemi kandır şimdi, kusura bakma. Sandviç gömmüşün sabahın yedisinde. İnsülini mi kalmış artık, direnci mi kalmış bunun? Doktora utanmadın mı yani cevap vermemeye? İşte doktor da dedi ki zayıflarsan sıkıntı olmayacak dedi. Hani biraz bir vermen lazım. Ha anladım. Dedi. Sen ne dedin ama sandviç çok güzel dedi mi doktora? Ben o zaman işte bir kastım hani kilo vermeye. Biraz da verdim. Sonra bir daha mı geleceğiz dünyaya? Onlar hep benim yüzümden ya. Öyle mi? Tabii. Evet. Ben çok yiyen bir insanım. İkiniz de acayip tatlısınız arkadaşlar. Yiyin yani. Vallahi babanızı yiyin. Öyle söyleyeyim. Yiyin yani. Hiçbir şey olmaz. Ya böyle bir diyete giriyorum. Mesela çok az yemeli bir diyet. Hani şey diye düşünüyorum. Ya o kadar kazanıyorum. Yemeyecek miyim diye düşünüyorum. Sandviç yerken insan böyle muhakemelere girer mi?
Anasını öyle gitsin para kazanıyorum. Ben mi yemeyeceğim? Kim yiyecek ya? Anladım. Mesela biz yemek yememeyi tercih ettiğimiz zaman fakir mi oluyoruz? Mesela biz sağlığına dikkat edenler. Buna burada gülmeniz çok ayıp. Onu önce söyleyeyim yani. İnşallah hepinizi gömerim, o ayrı. Anladım. Yani insan zengin olunca bir yer. Parası olunca. Hemen yer. Ya çok az yiyince kendimi şey hissediyorum hani yani... Bu kadar az yememe gerek yok diye. Ne? Bence de. Bence de. Bu arada gerçekten acayip tatlısınız. Devam. Ne yiyorsanız duble söyleyin benden. Vallahi billahi. Fışt yaptın. Bu uğradın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Kızgınlığı değişsin. Kızgınlığı. Bir anda mı parlıyor? Her şeye kızgın. Ne demek o? Yani eşyalara falan mesela çok kızar. Hangi eşyaya kızıyor daha çok evde? Yani kahve makinesiyle tartışabilir. Veya mesela geçen gün Mahmut Bey'e kızdı. Semt olan. Abi bakın. Olduğu gibi semte mi kızdın? Abi bu konu... Ben de gün görene kırgınım açıkçası, öyle söyleyeyim. Vallahi bile bayağıdır kırgınım. Arıyor açmıyorum gün görene. Semt olarak arıyor. Meşgul atıyorum. Kusura bakma diyorum. Beni kırdın. Ama yani... çok haklıydın ya. Yani şeydi. Anlatayım şimdi olayı. Şimdi Mahmut Bey'e gitmek için bir yere gidiyorsun, böyle yoldan sağa dönmek gerekiyor. Mahmut Bey tabelası var. Sağa döndüm. Sonra tekrar işte başka bir yola çıkarttı. Orada Mahmut Bey sağa döndüm tekrar. Sağa dönünce işte şöyle giden bir yolda hani böyle gitmen gerekiyor ya. Yine dönüş verdi. Niye yine dönüş verdi? Aynı yere çıkıyorum yani. Ne anlamı var bunun? Onu peki veren Mahmut Bey'in kendisi mi yani? Ya ben muhtemelen hayır, öyle düşündüm hayır, yani. Ben onu anlamadım. Mesela Mahmut Bey semtim ben. Semtim diyelim. İşte ben... Şey mi diyorum yani? Bana yakınıma kadar gelin, al gelirsiniz içeri kadar. Al. Böyle döndüreceğim. Sabaha kadar döneceksiniz. Ben Mahmut Bey. Ben istersen gelebilirsiniz. Yo. Ben Mahmut Bey. Böyle demiyordur Mahmut abi Bey. Abi ama ben bir an için hareketli bir insan oldum. Düşünün Mahmut Bey gerçekten hani hareket ediyor ve başka bir yerlere gidiyor ve onu takip ediyorum gibi geldi bir anda. Ha, anladım. Peki kahve makinesine ne diyor mesela? Nasıl ilimliyor? Ters bakmış mesela kahve makinesi. Hayır, ya. Kahve makinesi mi ters bakmış ona? Yani mesela bir hata yapmış. Makine? Evet, bozulmuş abi, mesela. Abi makineye bak. Makineyim ben şimdi. Abi dışarı akıtıyordu. Yani bir şeyi kızmadı mı? Yani normal bir şey. Dışarı, burada akıtması gereken delik var. Dışına akıyor durmadan. Ben durmadan bununla mı uğraşacağım? Bir kahveyi mi bekleyeceğim, böyle sileceğim durmadan? Peki tokatlıyor musun makineyi böyle durumlarda? Çok kızdım, fişini çektim. Fişini mi çektin? Çektim. Al sen elektrik, al burada bak. Ha, öyle kalırsın öyle kupkuru köpek. Çok yorulursun böyle yani. Evet, Mahmut Bey'e sinirlen, makineye sinirlen, yok, yorulursun yani. Gerçekten yorulurum ya. Veya mesela ben yani kötü bir amaçla yapmamışım. Diyelim ki bir şey yapmışım ama hiç kötü bir amacım yok. Ama sonucu kötü olmuş. Mesela hani bence ben olsam kızmam mesela ona. Ne olmuş çünkü mesela? Kötü bir amacım o örnek yok. Ne? Amacın neymişti? Ne olmamış? Ya çok kuzum. Küçük. Ya yani mesela geçen gün köpeğimiz var, Pixel. Ne güzel. Pixel. Pixel. Hay ne güzelmiş be. Camı kapatıyorum. Şimdi evden çıkmak üzereyiz. Camı kapatıyorum ki hani oradan işte bir kaza olmasın, düşmesin ne aşağı güzel vesaire. Camı kapatırken çok ses çıkarmışım. Öyle olunca da mesela Pixel havladı. Şimdi biz tam çıkarken havlarsa komşular duyar hani rahatsız olur. Havlamaya devam edebilir biz çıktıktan sonra. İşte niye camı kapatırken çok ses çıkardın? Şimdi Pixel senin yüzünden havladı falan. Ama benim öyle bir amacım o kadar yok ki. Hani ben şey yapmadım ki camı kapatayım da ses çıksın. Sonra Pixel havlasın. Oradan da neşemizi bulalım. Ya böyle bir insan yok yani. Delirdim manyak. Orada da şunun tadını kaçırayım ben. Oo. Böyle bir de makine geldi bir dışarı akıttı mı sıçtık ağzına mis gibi. Yani böyle anlatınca aşırı utanıyor. İyi bir şey olsun diye yapıyorum. Ama mesela kızıyor, ben de bu sefer inatçıyım ben de. Şey diyorum hani, iyi tamam o zaman madem ben öyle biriyim o zaman ayrılın. Falan diyorum. Ya en basit kavga bu ya. Yani niye oraya vardık ya? Aynen yani. Çok böyle sinirleniyorum. Dilinizde var mı ayrılalım edelim? Dilinizde. Çok yok ama yok, çok mesela yok. Şey inatçıyız ikimiz de. Burçlar ne? Benim Kova. Burçum Oğlak. Ben bu kadar biliyorum burçlardan. Biz de izleyicilerimiz sor diyorlar. Sordum bitti. Daha da yazmayın altına sor. Kova ile Oğlakmış. Rahatladınız mı? Tamam. Öyle yani. Hani şey çünkü öyle bir şeyden kızıyor ki o zaman ben şey hissediyorum hani kendim. Ya iyi bir şey olsun diye yaptım. Bu kadar ya kızarsam o zaman ben madem öyle bir insanım ne işin var ben ne ya diyorum ben yani. Ben onu kızmıyorum aslında. Yani orada hani duruma. Neye kızıyorsun sen? Duruma kızıyorum aslında. Hani köpek avlayacak. Ulan hani şimdi şey arayacak beni çıktıktan sonra komşu. 2 saat onunla uğraş falan. Hani o kızgınlık ona gidiyor. Ben şimdi dinleyince çok utandım da. Olur öyle şey. Şimdi fark etmiş olman yeterli gayet. Hocam bir huyu değişecek. Fışt. Hangi huyu? İnatçılığı. Evet. Şimdi demin söyledi. Çok mu inatçıdır? İnanılmaz. Yani
her konuda inat edebiliyor. Ya en basit hata yaptı mesela, hata yapıyor. Diyorum ki hani konuşuyoruz bak hata yaptın, kabul ediyor hatasını. Diyorum ki özür dile. Ne özür dileyim, kabul ettim ya hatamı diyor. Hani bu şekilde ilerleyemez. Hani bunu tam olarak kabul ettiğini anlamam gerekiyor. Özür dilemeli. İkiniz de haksızsınız. İlk defa böyle bir, ilk defa böyle bir konu görüyorum. Yani evet, aklının bence olmadığı bir konu. Çok ilginç. Evet yani %50-50 haksızsınız yani. Kimse haklı değil. İlla özür beklenmez canım her zaman da. Söylersin anladım da bak kapanır konu. İşte anladım da demiyor. Şey yapıyor yani. Öyleymiş evet öyle oldu. Öyle denk geldi. Sanki o olay özelindeymiş gibi. Denk geldi. Halbuki? Halbuki hep yaptı şey mesela. Yani. Ya hiç kötü amacım yok ya hani. Kötü tamam. Bir şey olsun diye yapmayınca. Hani ben de tamam öyle olmuş ama. Ben sen nazi misin diyorum yani. Zaten kötü amacın yoktu. Doğru o da haklı. Ama 3,5 yıllık ilişkide niyetim iyi diyerek her kavgadan kaçamazsın yani. Evet. Benim niyetim iyi. Tamam iyi tamam. Niyetin ya ben iyi. İstiyorum ki hani. Ben istiyorum ki benim niyetim bilinsin. Ne hata yaparsa benim kimse görmesin. Gerçekten bunu söyleyecekti. Hep bana bunu söylüyor. Gözlerim parlıyor şu an. Coşma sen de haklısın bekle. Çok mutluyum ama. Doğru sen de özür bekliyorsun sürekli. Öyle de bir dünya yok yani. Özür dedi özür dedi. Dilemeyeceğim. Dilemeyeceğim özür. Hiç duyamadım ağzından özür dilerim ya hakikaten. Hiç duyamadım. Oğlum sen de hırslı mısın? Dilemesin ya. Bir kere dileseydin. Bir kere diyor. Dileme kız. Çıldırt dileme. Dilemişimdir ya. Yok ya. Allah bilir. Anladım. Sen diyorsun ki niyetim bilinsin. Ya birbirimizin hayatını kolaylaştıralım yani. Zorlaştırmayalım. Benim kötü bir amacım yoktu. Hiçbir zaman da olmaz. Buğra'yı hep çok seveceğim yani. Tamam. Hani ama o yüzden biz zaten şey, bu kız yani köpeği şey pencereden atmaya mı çalışıyordu diye düşünmedik yani. İşte düşünüyormuş gibi yapıyor. Hayır. O an böyle şey hani havlasın diye yapmışım gibi. Öyle bir cümleye gerek yok yani. Ona kızıyorum. O zaman böyle yapacaksan al diyorum ben de. Çok abartıyorum, çok inat ediyorum. Bu sefer gerçekten yapıyor. Camı i̇şte, ses çıkartarak. Evet, o zaman madem ben böyle yok. O olayda yapmadım ama. Yani mesela iyi o zaman ben hani öyleyim ya. Bak şimdi de bunu yapıyorum falan yapıyorum yani. İnat iyice İnadım yani, arttırıyorsun. Yani. Evet. Evet. Sonra nasıl barışılıyor? Ben özür diliyorum. Adam demek ki. Yani kavgalarda içine sinmeyip o ilk adımı atarsan mısın hocam? Evet. Yani dayanamıyorum. Yani çok inatçı. Ben de inatçıyımdır. Bana göre çok daha inatçı yani. Evet ama hiç etmesek etmeyeceğiz. Başlatıyor sonra da bitiren de o oluyor yani kavgayı. Ha anladım. Ben hiç etmem ya. Hiç etmem etmese. Onu diyorum. Yani mesela bir şey yaptı, gıcık bir şey yaptı bana. Yani. Gene de derim ki ya her içinde türlü iyi bir niyet vardır. Tamam derim. Sen bu niyete fazla güveniyorsun şimdi. Evet. Yani. Hocam hayran olduğun yabancı bir ünlü var mı? Liv Taylor. Liv Taylor. Anam. Şuradan Grand Pera'nın balkonundan attı aşağı kendini. Böyle insanların kafalarına basa basa geldi. Buraya durdu. Dedi hala ki... Hala elf galiba. Buğra dedi. Saçımda ekmek var. Yine bir... Onun saçında varmış. Ha okey. Saçımda ekmek var dedi. Bu ne demek? İlk buluşma. Evet. Benimki de salçalı dedi. Bizim dedi Amerika'nın bazı yerlerinde salçalı ekmek çok yaygındır dedi. İşte bu. Liv Taylor'la buradan el ele çıkar mısın hocam? Çıkmam. Vallahi. Vallahi. Çıkmam yani. Hakikaten. Kahve içer misin burada bir yerde? Yok ya ama yani çıkmam. Yani üzülürüm ama çıkmam. Üzülür müsün? Üzülürüm. Yani ağlar mısın? Yok o kadar. Bak Liv Taylor'a yok dedin. Pişman olup burada anıra anıra ağlar mısın yani? Yok ya alamam ama. Kahve iç ya. Kahve de içmem ya ondan sonra insan bilemiyor. Aşık olursun evet. Neyi bilemiyor? Bir tane espresso içmiş. Çok aşık oldum yani ben nasıl döneceğim Elif'e ya şu an. Besin. Yok ya hayatta valla gitmem. 3,5 yıllık ilişkim var yani onun için gitmem. Niye hani tanımadığım evet insan bir de. Tamam evet çok güzel bir insan ama değer mi? Yani her şeyi yakmaya. Konuşurken ağlayacak şu an bak sen mi söylüyorsun? Ben kendime de ikna edeyim. Gitmemesine çok üzüldü. Yok yok. Şu an fikir olarak gitmeyince bile üzüldü yani. Kuzum hayran oldun ünlü. Jason Momoa. Kim? Yani, Jason Momoa. Şimdi bir şey söyleyeceğim abi. Biraz önce dedi ki ben kaslı erkek çok önemli değil dedi. Adam kaslan oluşuyor yani. Bir bunu saniye da belirtmem gerekiyor. Hayır ama şey yani. Ben onun aklını, zekiliğini, komikliğini seviyorum. Momoa'nın. Kimmiş Jason Momoa? Aquaman. Oh. Hiç geldi. Abi şöyle. Oho. Şöyle. Ben de gidiyorum. Hayır hayır. Ulan Aquaman şuradan gelse hangimiz durabiliriz şu an yani? Şurada 250 tane yuva var. Hepsi yıkılır öyle söyleyeyim. Ya
Ya şöyle... Kızlar Aquaman'le buradan el ele gidecek olanlar el kaldırsın. Oha! İşte ilişki testi modernliği. Bir daha kaldırın göreyim. Şu an el ele. Dört tane adam parmağı var. Sıçayım böyle programı ben. Abi de kaldırın yanlış. Abi de kaldırıyor. Karım giderse ben de giderim. Ne olur yalnız. Bir dakika yalnız. Aquaman bakar. Onu suda boğarım vallahi. Ne Aquaman? Yani Buğra'dan iyi olmasın. Onun da hayvan sevgisi, insan ya sevgisi... bırak bunları! Köpek seviyormuş, kedi seviyormuş. 85 tane kası var, köpeğe, kediye daha çok var. Ya ama gerçekten onlardan, onlar çok hoşuma gidiyor. Onlar yani, diyelim ki... Şey mi? Cılız bir adam. Böyle küçük, minik ama yine köpek, kedi seviyor. Aquaman ama little Aquaman, küçük Aquaman. Ant-Man gibi. Küçük yani... bu kadar Aquaman. Ama köpek, kedi seviyor. Gene Aqua. Ya o zaman... Gene men, gene tamam. Ya o zaman... İngilizce akıyor ya bugün, evet. O zaman dünyanın en yakışıklısı olmaz tabii. Tamam. İster istemez. Bu sorunun cevabı olmaz. Niye? Ama... Ay ben hayran oldum ünlü var. Ha evet, ya o... Ya on işte hayran şey... Hayran da hani... sokuyor, gereksiz yerde gerek var ya, evet. Bana laf soktu bir de. İkimiz de tokatlandık buraya. Hoppa hoppa. Özür dilerim. Yani şey hani çevreye karşı böyle duyarlı, bütün kampanyalarda hem görüyor olmamız, hem de fiziksel olarak da görüyor olmamız. Nihayet sadede geldik. Şuradan geldi Aquaman. Evet. Yani... Böyle yanında da Beyşehir Gölü'nü getirmiş. Böyle gölle beraber gelmiş. Suların arasından geliyor. Konmuş buraya. Diyor ki I'm Aqua. El ele gider misin buradan Aquaman'le? Ama kere... diyor ki gel senden diyor. Küresel ısınmaya karşı aktivist olalım. Ama bence niyeti bozuk. Neden? Hani... Oğlum ne dedi adam? Neresi niyeti bozuk? Ne bileyim öyle hareketlerle geldi falan. Bir şey istiyor belli ki. Harekette gelmedi. Buraya kondu ya adam. Ya normal muhabbet edeceksek ederim. Ha. Kahve içersin. Onun dışında... Bir hafta gider misin onunla? Ya zaten evli diye biliyorum. Bence çok ayıp derim. Ne yapıyorsun derim. Gitmem ya. Gitmek üzere gitmem, şu an hayır, yani. Gitmem, hayır gitmem. Gitmez. Ben de yani evli olmasa da istemem de zaten öyle bir adamsa hiç istemem. Tamam. Gitmiyorsun. Gitmem. Niye? Aquaman'le gidecek olanları bir daha göreyim parmak. Hadi. Hoş geldiniz. Merhaba. Ayağa kalkar mısınız efendim? Kalktım. Evet. Eşiniz burada mı şu an? Ben yok eşim, sevgilim, bir şeyim yok. Ama programımıza gelip Aquaman'le gidecek kadar bizden beklenti yüksek. Yalnızım ama bir gideyim de ilişki testinde belki Aquaman'le Amerika'ya giderim bir hafta. Oğlum seni burada tutan bir şey yok, sen tabii git. Lütfen git, durduğun kabahat senin yani. Bunu konuşabilir miyiz şu an? Aquaman'le gidermiş. Aman Allah razı olsun. Teşekkürler. Teşekkürler diyor. Tutsa elinden şimdi götürsün seni bir hafta gider misin? Giderim yani. Böyle bir. Hakikaten mi? Sonsuza kadar giderim. Sonsuza kadar. Eyvallah, teşekkür ederim. Ama evli bir hanımefendi arıyorum ya da sevgilisi olan. Ve Aquaman'le gidecek olan. Kaldırsın ya. Ha, şurada var. İşte bu ya. Adam çok üzgün yanındaki şu an. Merhabalar. Sevgiliniz mi? Evet. Kaç zamandır? Dört yıllık. Dört? Dört yıl. Ne güzel. Geldi Aquaman. Evet ya zaten ben hiç bu konuyu daha önce açmadan kendisinin o kişi özelinde rızası vardı. O yüzden sıkıntı yok. Adam şu an öğreniyor rızasının olduğunu. Önce onu söyleyeyim. Adam şaşkın. Sen şimdi izin mi aldın? Aquaman gelirse ben, giderim ben diye. Ben sormadım kendisi. Benle konuşursa çok sevinirim kızım. Şimdi inkar ediyor da o yüzden ona da... Tamam geldi bir haftalığına gidiyor musun? Gidiyorum yani. El ele. Adama ver bakayım. Hoş geldin hocam. Merhaba abi. Ayağa kalkarsan. Ne haber? İyi abi, seni sormalı. Abi iyiydim demin ama siz böyle sorular sorunca... hanım gidiyor. Gitsin abi yani kurtarsın kendini. Oğlum, Aquaman'la beraber KPSS sınavlarına girmeyecekler yani. Atansın abi, devlete kendini yaslasın. Öyle bir şey değil bu. Kendini kurtarmak öyle bir şey değil. Bastı gitti bir hafta, geri geldi. Ne olacak? Vallahi bilmiyorum artık. Sorar mısın kendini kurtardın mı diye? Vallahi detayları öğrenmem herhalde. Niye geri geldin derim ama. Anladım. Hiçbir şey olmadan devam eder mi ilişki?
Etmez ya, o kadar da değil yani. Senin var mı hayran olduğun bir ünlü? Var. Kim? Margot Robbie. Kim? Margot Robbie. Oo, bayılırım. Bu en son Tarantino'nun filminde oynayan. Ha, tamam. Gel aşağı. Islak. Dedi ki az dur, önce Aquaman bu tarafa geçti, ıslandım dedi. O yüzden ıslandım dedi. Ha, öyle ya ıslak. Canım saçmalama. Milletin aklına ne geldi? Ölmüş, şaka yapmış olabilir mi? Oo, nasıl ıslak ama falan ölmüş olabilir mi? Ayıp size de ha. Geldi şuradan. Daha yeni Aquaman gittiği için acık ıslanmış. Demin de yaptım aynı şakayı, duymadınız Allah'ın belaları. Şimdi mecbur ikinciye yapmak zorunda kaldım. El ele gider misin Margot Robbie ile? Giderim. Bir hafta. Giderim. Kendini kurtarır mısın? Kurtarsın bence. Anladım, siz ikiniz de bir yere hareket edemezsiniz, ben sana söyleyeyim. Koca alkış dünya güzel çekince. Onu huy olarak bir hayvana benzetecek olsan hangi hayvana benzetirsin? Buğra spesifik bir köpeğe benziyor. Kendi köpeği. Şöyle... Piksele. Piksele benziyor. Neden? Çünkü mesela kurşun atılıyor dışarıda. Buğra da cama çıkıyor. Piksel'le beraber itişiyorlar böyle. Ben vurulacağım. Hayır, ben vurulacağım. Çek şu kafanı, ben köpeğim. Sen sus, ben de vurulacağım. Cama mı çıkıyorlar? Cama çıkıyorlar. Onun dışında... Kargaya da benziyor, ata benziyor. Ne yapıyorsun? Mesela hangi özelliğiyle kargaya benziyor? Hani kargalar mesela parlak şey şeyleri kapıp kaçıyor ama. Hırsızmış. Yok şey yani mesela atıyorum sosis alır karga gider. Sosis aldığı yere böyle hakikaten parlak bir şey gelir bırakır ya. Hani unutmaz bir şey bırakır. İadeyi ziyaret yapar. Hani o tarz böyle kötü bir şeye de bir cevabı vardır. İyi bir şeye de cevabı vardır. Unutmaz. Unutmaz. Kincidir. Kinci, çöp şey demiyorum ama. Şarlatandır diyebiliriz rahatlıkla. Doğru, kız öyle bir şey demiyor yani. Onun iyi versiyonu işte. Anladın. Yani. At dedin. At ne at? At da hani yani şey... Hani böyle yani ağırlık kaldırabilir falan gibi. Senin attan haberin var mı? Burayı geçtim. Ya hani şöyle... O eşek hayatım. Eşek hayatım. İşte. At gibi dedim çünkü hani kuvvetli gibi yani. Kuvvetlidir. Kuvvetlidir, evet. Okey. Hocam huy olarak bir hayvana benzeşirsin. Hangi hayvan? Susamuru. Susamuru. Evet, neden? Doğru. Böyle hani şey dokunmatikler ya, onlar da şeydir böyle hani bir uyurken bile birbirlerinin elini tutarlar falan şeydir. Aha. Elf de öyledir. Evet. Uyurken bile illa tutar bir yerden böyle, evet, insanı. Doğru. Şeydir hani durmadan biraz dokunmak yaz ihtiyacı. Vakti mesela yapış yapışken azıcık daha rahatsız edici değil mi? Tabii. Evet. Kesinlikle. Bizde pervane de yok. Neden? Bilmiyoruz yani. İnatla takılmıyor pervane. Problem oluyor. Üşüyor musun? Üşüyor. Biraz üşüyorum. Yüzüm de benziyor susamuruna düşününce. Hayır canım, fiziken sormuyoruz. Hiç alakalı şey yok. Hani, onların da yanakları var. Tipi de benziyor hakikaten. Şimdi hayvanlar. İyi. Problem yok. Mesela hocam yatıyorsunuz, sürekli dokunuyor. Sen evet. Acık uzakta yatıyor mu mesela Temmuz, Ağustos? Yapıyorum. Da işte. Ne oluyor sonra? Geliyor. Kaçış yok yani. Ha, öyle mi? Ha. Şeydir. En minimal hangi... nereye dokunursa böyle az rahatsız oluyor. Omuz. Omuz. Ya omuz da daha iyiyim. Yani şey, daha iyi yönetebiliyorum. Çünkü bir de bazen çok şey olunca şöyle... Ha, uyuyorsa diye. Fırlatabiliyorum. Tabii abi yani. Sırtımız mesela istemlik has değil. Sırtımdan nasıl diyeyim? Götümü geri atmam lazım. Olmaz yani. Evet. Bir de şey var abi. Değil mi? Hani kendisinin şey takıntısı var. Böyle hani bir örtüyle uyuma. Yani bir şey örter üstüne kesinlikle. Yani hava isterse 40-50 derece olsun yine örter. Vardır öyle insan, alışık ya, değildir evet. Çok rahatsız oluyorum ben kışın bile üstüme bir şey örtme. O zaman o üstüne bir şey atıyor, örtünüyor, sen örtünmüyorsun. Evet ama ben de örtünmüş oluyorum. Bir şekilde o geliyor bana da. Ben ter içinde uyanıyorum yani illaki. Ha, yazın uyumayın. Öneriye bak ilişki testinden. İliyorsun, hayır yatın ne var? İşte o yüzden 5'e kadar oturuyoruz. Öyle mi? Ha, siz mesela... Birbirinize yatmak zul olduğu için yatağa gitmiyorsunuz. En azından çok yorulayım, bayılayım da yatayım diyorsunuz. Demeyelim de. Diyelim öyle. Diyelim, sen bayağı 7'ye kadar... Şimdi kim uyuyacak ya? Hep tokanacak, hep. Uyumayacağım, Allah'ım güç kuvvet var, 7'ye kadar oturayım. Hanımı över misin? Överim. En son ne zaman övdün? Yayında, değil mi?
Olabilir. Siz Twitch'de aynı zamanda ne yayını yapıyorsunuz? Twitch yayınları. Aha, Twitch'te evet. Yayın yapıyoruz. İkimizin de kanalı var ayrı ayrı. Ne kanallar? Söyle abi oraya. Twitch.tv/Klarsintet benimki. Twitch TV. Elif Skywalker. Onunki. TV. Elif Skywalker. Elif Skywalker. TW. Tamam süper. Yayın yapıyoruz. Orada yani durmadan en son niçin övdüm? Ses yüzünden mi? Hiçbir fikrim yok. Araba bilmiyorum. Sen şey diyorsun hani, genelde bana. Bilmiyorum da. Onu. Ben hep sesini överim. Hani pozitif bakması. Her şeyi diye falan övüyorsun. Ya gerçekten şey ben yani. Benim için önemli bir şey. Ben hakikaten her şeyi negatif gören bir insanım. Aha. Zaten sinirli şey yani ruh hastası diyelim artık yani öyle bir insanım. ferahlatıyor yani. Yani dünyaya bakışımı şey yapıyor. Yani güzel bir şey sunuyor, bir yol sunuyor yani. Aynen güzel anlattın. Başka bir açı gösteriyor sana. Evet. Bir de buradan bakabilirsin diyor. Evet. Sen kızım över misin? Överim. Ne zaman övdün en son? Yani en son yine ben de yayında övmüşümdür kesin ama yani şey hani böyle profesyonel olduğu çok fazla alan var. Çok alanda yetenekli ve hepsinde çok böyle mesela konu açılmadıkça hatta konu açılsa bile ona sorulmadıkça hiç karışmaz böyle. Bilmiyormuş gibi takılır. Ha. O bana çok böyle mütevazi geliyor. Vay güzel. En son bir şarap tadımı ile ilgili yayında övmüştüm. Çünkü anlar konu mı? Oydu yani. Mesela anlar ama hani... Tadımdan bahseden birisi olduğunda susuyor mesela. Hiçbir şey söylemiyordu. Ben de o zaman demiştim. Bu biraz şeyle ilgili abi. Hani bir şeyi illa senden daha iyi bilen bir insan var ya. Bilmediğin konuda ahkam kesmek kolay. Hani şey oluyor, çıkıyor birisi, düzeltiyor. Diyor hani bu öyle değil, böyle diyor. Öyleymiş diyorsun, geçiyorsun. Ama bildiğin bir ben bunu çok iyi bilirim falan deyip yanlış bir şey söylersen daha çok koyuyor bana hani. Daha çok içimde kalıyor olay. O yüzden söylemeyeyim diyorum. Hiç bu konuyu açmayayım. Sen şimdi iyi. Şarap hususunda ehil misin? Ya öyle çok... Mesela tattın, şey diyor musun, 1689 Marsilya Limanı. Yani tatsaydım onu belki öyle bir... Hiç tatmadım öyle şeyler ama şey mesela hani anlıyorum ne kadarlık bir şaraptır, ha, nedir. Aha. Kaç yıllık? Yok yıllık değil fiyat olarak. Fiyatını anlıyor. Kalite. Kaç yıllık oldu? Ulan ne güzel konuşuyorduk. İçinde ne var ben ne sorular soracaktım kaça kaça onu anlıyorum ben. Cebimden ne çıkacak? Önce onu anlıyorum. Evet. Abi şey mi diyorsun yani? 30 liralık şarap. Aynen öyle. Bunu söyledim hatta. Mesela tattın bilim. En çok kaç paralık şarap tatmışım? Vallahi 90 liralık falan tatmışım. 90 mı? Vallahi bilmiyorum. Ama bu paralar artmadan önce yani. Tamam tamam. Hani 90. Yani 10 liradan 90 liraya kadar tüm şarapları sana soracağız. Bizden sorulur abi. Anladım yani. Şey aslında şunu sana soracağız. Nasıl ölmeyiz? Aynen. İlişkinin soğukkanlısı kim? Buğra. Yangın çıktı evde. Oturup odası yanıyor. Yatak odası yanıyor. Siz mutfaktasınız. Ben tuvalette ölürüm. Hayır. Yani yanmayan o yerde ben ölürüm. Neden? Korkudan. Evet. Elif'in paniklerdeki şeyi hani ölüm yaklaşıyorsa ben bu gerginliğe gelemem. Ben şimdiden öleyim. Hani. Çok doğru. Paniği bu yani. Ya ne uğraşacağım ya? Alkışlayalım ya dünya güzeli. Mesela ocakta yumurta böyle bir acık alev aldı tava. Sokuverim bacağını sıçarım ben bir gerginliğe gelemem diye. İlk önce beni uyandırmaya çalıştı çığlık çığlığa. Ay. Ya bu arada çok şey oldu ciddi bir örnek oldu. Ben gerçeğini söyleyeyim. Bu kötü kokan böcekler var ya şöyle ufak uçan. Osuruk böcekleri. Osuruk böcekleri. Tamam. Ondan giriyor. Bizim ev savaş alanı. Yani çığlıklar, bağırışlar, hani bir şeyler, odadan çıkmalar, kapılar çarpılıyor. Ne olur öldür onu falan diye, at onu oradan falan diye. Ben onunla uğraşıyorum bütün gece. Onu film izliyoruz, izleyemiyoruz artık. 3 saat onu bulmak zorundayım, nereye girdi acaba diye. Ne kadar bu böceğin ebadı? Abi şu, abi, maksimum. Bir kere gireni hatırlıyor musun? Okey, ya bir kere şöyle böyle bir güveyle bir şey. Savaşmak zorunda kaldım. Ay güve, bir de böyle yerde böcek var, böyle. Biraz şimdi sanki büyük bundan... gösteriyoruz gibi hepsini. Yok, gerçekten. Yani. Bu gerçek. Bunu gerçek. Böyle yapıyorlar. Hayır. Bunun orada... fotoğrafı var. Bu abi böyle at girdi at. Diyor ki bana çıkar onu oradan çıkar atı çıkar. Hayır bir tanesinde zaten canlı yayındaydı. Şahitlerimiz de orada oturuyorlar. Şurada, şu boyutta güve, bu güve, bu da böcek. Tamam bunda haklıydı. Aynı anda mı? Aynı anda değil ikisi yani ama birer hafta arayla. Bir tamam. Tanesi evde bir tanesi yazlıkta. Nerede yaşıyorsunuz siz? Abi biz bahçelerde yaşıyoruz da böcek... Bahçeli bir evin burası? Yok. Tamam yani soruyorum. Şeydeki yazlıkta oldu. Ha İkisi tamam. De. Güve yazlıkta oldu. Ne oldu sonra? Sen aldın mı ikisini de? Yani güve beni de korkuttu hayatımda ilk defa. Hani böyle bir şey görmemiştim ben. Yarasa sandım ilk başta. En sonunda öyle. Faraş'la vurdum. Bayıltıp attım. Yani
Bayıltmış. En yok, sonunda yok, önce biraz mi? Konuştum. Bak dedim güven. Sana vurmak istemiyorum. Eğer kendi hürriyetten de kapıdan siktir olup gidersen sana hiçbir şey yapmayacağım. Hocam bayılttığına tam şey yapmadık. Vallahi yok öldürmedim. Vallahi. Ben de hassasım o konuda. Hayır evet. Aferin ya. Evet. Şey değil bazısı yani. Gazeteyle alır böyle. İşte tutamıyorsun ki korkunç bir şey. Kafama çarptı, acıttı yani canımı evet. Yaptı. Korkunç bir şeydi. Hikayenin sonunu azıcık değiştiriyorlar gibi. Kafama yok. Çarptı, buradan girdi, buradan çıktı hoppa. İzlediler, vallahi izlediler. Yani. Öyle mi? Korkunçtu. Videosu var. Ha tamam. Korkunçtu yani. İnanılmaz. Ama yani... Kim çıkardın orada? Ben. Ve ben hiç istemiyordum yani. Ben de ağlayacak duruma ilk defa geldim. Ağlayacak mıydın? Yani çok sinirim bozuldu. Zorla beni oraya götürdü. Ben onu tutmak zorundayım. Durmuyor. Çok kötüydü. Bayağı savaştılar bu arada. Ay, yenilseydi çok gülecektim ama... Yenilseydi mi? Ama ne olabilir yenilseydi? Güve yiyemez mi adamı yani? Bizim... Güveyim ben. Yenilen var ya. Bizim arkadaş var ya Boğaç. Boğaç yenildi güveye. Evet. Ama nasıl normal oldu? Boyutta bir güveydi. Yenilmek ne demek? Abi bütün dolabı işgal etti göve. Yani hiçbir şey yapamadı. Bıraktı gitti. O yenildi. Evi ben bıraktı. Kazandım. Evi mi bıraktı bu yok açı? Hayır dolabı bıraktı. Dolabı bir daha açmadı uzun süre. Sonra taşındı. Güveye bak iyi lan kira da vermiyorum. Ne güzel oldu 6 aydır. Sence buradan daha iyisini bulabilir miydin? Evet. Dur oğlum. Dur bulabilir. Sana sormuyorum dur acık. Bulabilir miydin kuzum? Bulmak istiyorum. Hayır. Bulmak istemiyorum da zaten. Vallahi. Evet. Bulsam bulurum dedi. Daha pozitifini, hayır, daha pozitifini ister miydin? Yok istemezdim. İşte bu. En böyle rahatsız olduğun kusurunu da görmezden gelebiliyorsan onun adı aşktır. Evet evet. Ne dedim acaba Aziz'cim? Bana ben kitap çıkaracağım ilişkilerle ilgili. Kimler alır benim kitabımı alır okur? Üç kişi bile almıyor sıçayım böyle işe. Ki. Hocam daha iyisini bulabilir miydin sence? İmkansız. Ha? İmkansız. Vallahi. Gerçekten. Sence yani. Bulabileceklerin arasında en iyisini buldun. Evet. Ha, öyle düşünüyorum. Tamamen de içine sindi. Soralım seyircimize. Elif, burada daha iyisini bulabilirdi diyenler o desin. O. Yok. Aa. 500 kişi de 6 kişi. Buğra, Elif'ten. Daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Şaka mı yapıyorsunuz? İmkanı yok daha fazla. Benle kafamı buluyorsunuz arkadaşlar yapmayın. Çok da hakim olmadığın bir takım kızların da olduğu bir arkadaş grubuyla sensiz tatile gidebilir mi? Ben öldüm mü? Dünyaya gideceğim. Ben öldüm mü? Benim kolum var, bacağım var. Ben niye gitmiyorum? Ben bak sen giderim. Önermelerimi sürekli bölmek için her şeyi yapıyorsun. Yapma. Soruyu değiştirme. Sensiz ben öldüm mü diyor. Hay Allah. Sensiz bir iş tatili gibi ama Buğra var. Üç tane de kız var. Bir hafta tatile gidebilirler. Ya ben de gitmek isterdim ama tamam. Yani... Gidemiyorsun. Burada kalman gerekiyor iş dolayısıyla. Hı. Gidebilir ya. Gidebilir. Hakikaten mi? Evet gidebilir. Sonra tanışırım ama yani kızlarla. Derim ki hepsine ben öldüm mü? Hocam çok takip olmadığın bir takım adamlar var. İş gezisi tatile gidebilir mi bir hafta? Hayır. Abi çok kıskanırım. Bir şeyden dolayı değil. Anladım anladım. Ben kafayı yiyorum yani. Evet. Ondan yoksa güveniyorum. Yani hiçbir şey olmayacağından eminim de ben kafayı yerim. O lavuklar kim be kalın? Bir de o var evet. Kaşı gözü ayrı oynuyor mu? Kim o? O götlerin. Tabii ki onlar yani. Tabii tabii. Çağdaşlık 10 üzerinden 8 üzeri diyenler o desin. Sadakat 10 üzerinden 9 üzeri diyenler o desin. Evet. Hiçbir bok karıştırmadınız aşikar. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 8 üzeri diyenler o desin. Seyircimiz sevmiş. Evet, süper. Gayet teşekkür güzel. Ederiz. İzlediniz daha önce galiba ben projeyi. Her bölümümüzün sonunda olduğu gibi öp şu Barış'ın. Alkışlarla! Ölüm kaldığınızda. Sevgili Buğra, sevgili Elif. Zaten seviyordum sizi. Tanışıklığımız vardı ama çok güzel bir anımız oldu. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Mutluluklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Evlenin, çocuk sahibi olun. Bütün güzel haberlerinizi alalım.
anneanneni dinlememiz gerekirse takılın daha yıllarca. İyi ki geldiniz. Evet, sevgili seyirci, buraya gelen canlı seyirci, sevgili balkon, çok teşekkür ederiz sizlere. Hanımlar, beyler, bendeniz Mesut Süre, İlişki Testi Grand Pera'da bir bölümüyle daha sona eriyor. Alkışlarla! Şu ana kadar bu bölümü izleyip en az 3 kez kahkaha atıp hala YouTube'dan Mesut Süre İlişki Testi kanalına abone olmadıysan naif beddua severim. İlk buluşmada kafanda Rus salatası kalsın. Böyle sosis. Bir problem yok. Ve yani buluştuğun kadın desin ki oh! Pasaklıyı bul. Bölüm biter. Alkışlarla bay bay. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Var mı İngilizcesi böyle çat pat olan benim gibi? Çat pat ya, bir şey olmaz. Kaldır. Hello. Hello. What's your job? I'm software engineer. Which university did you graduate? Erciyes University, Kayseri. Kayseri? Yes. It's simple. To win. Kazanması kolay Kayseri. Ne var ki? Yeah. Estağfurullah. İngilizcesi de acaba? Estağfurullah. I'm sorry. Now, are you married? Yes. How long? 1 year, but we are together about 6 years. Oh, it's very long time. Yes. You love? Aşk mısın diyeyim hocam, anlamayabilirsin. You love dedim, haklısın, boş bakmakta yani. You love ne ya? You love. I ask, aşk mısın? Yes, I love her too much. Okay. Şimdi ben sana diyeceğim ki Türkçesini söyleyeyim, birlikte bulalım. Yalnız kaldığınızı az çocukları söyler misin? When you are alone, only you, you and you. You say that love speeches. Yes, most of time she prefer to talk love words to me, but most of time I am using some specific words to her. Okay, for example? For example, in Russian language there is some sayings because he's from, she's from Moldova, so... Ne diyorsun acaba ya şu an? Çok zor. Türkçesini söyle bakayım, ne söyledin? Kendisi Moldovalı, bazı Rusça kelimeler var böyle Türkçe'de anlatamadığınız kadar romantik olmanızı sağlar. Söyle bakayım, hangisi? Onun ismi Olga mesela, ben ona Olga Chica diyorum. Onlar kelimenin soyunu, sonuna Chica getiriyorlar. Bu da romantiklik katıyor. Belki de katmıyordur yani Chica. Olga Chica. Evet, o da bana, benim adım İlker, İlker Chica diyor o da bana. İyi. İşte mesela bebeğim demiyor da bebeğimka diyor. Yani böyle takılar var onlarda. Şu an ilk aklıma gelenleri söyledim. Çok güzel abi. Mutlu musunuz? Mutlu muyuz? Mutluyuz. Çocuk da var. Çocuk yok henüz. Yok. İstiyor musun? Oğlum niye Türkçe konuşuyorsun? İngilizce konuşmamız lazım şu an. Have you a child? No, not yet. You what? Yes, but we did not decide yet. Nowadays, her sister has a new child. And from now on, I'm afraid we want also. Okay. Yine anlamadım, gülümsüyorum şu an. Okay. It's good. Ablası bir ay önce... Tamam, anladık. Yazık adam da ne yapsın? Bir İngilizce söylüyor, bir Moldovaca, bir Türkçe. Tercüman gibi konuşturuyoruz. Babacığım. Güzel güzel. İnşallah olur. I hope that you have a child. Six. Six? Six. Okay. Six bak ama six. Seven. Five. Three. Mutluluklar diliyorum hocam. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Üç tane çocuğu siz alacaksınız o zaman. Oğlum kedi mi? Bana niye veriyorsun o çocuğu? Like a cat? No. O zaman kedileri alırsınız. İki tane de kedi var. Almışlar ya. I don't think. Kocaman alkış arkadaşlar.